Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tek kol hareketi, tek kol barfiks hareketi nasıl yapılır, ne tür çalışmalar izlenir, ne yaparsak daha hızlı ilerleriz gibi detayları öğreneceğiz. İlk önce tek kol barfiks yapabilmek için çift kolda normal barfiks yaparken gerçekten nizami ve tekrar sayılarımızın yüksek olması gerekiyor. İlk önce tek kol barfiks yaparak başlarsak eğer olumsuz sonuçlar alacağız ya da sakatlanacağız. En çok sakatlanan bölgelerden birisi bileğimizle bisepsimiz birleştiği nokta ve arka omuz bölgesidir. Evet, şöyle söylemem gerekiyor. Normal barfikslerimizin sayısı bana göre nizami şekilde 15, 18, 20 tekrar aralığına girdikten sonra tek kol barfiks çalışmalarına başlanmalı. Yani ben böyle düşünüyorum. Eğer siz ondaysanız, kendinize güveniyorsanız yine de başlayabilirsiniz. Ama tekrar sayınız yükseldikçe yapmanız da kolaylaşacaktır. Bunu söyleyebilirim. Tek kol barfiksin en zor kısımları şunlardır. İlk salınım verdikten sonraki çekiş kısmı. Ya da kimisinde şu vardır, salınımı ilk baştan rahat çeker, buradan sonrasını tamamlayamaz. Bunlar da tamamen çalışmaya yönelik şeylerdendir. Yani pratik olsun, antrenman olsun, sadece tek kol yaparak bunları başarmanız uzun bir süreç alacaktır. Tek kol size şu şekilde göstereyim. Barfiks demirini tutarken sırtımızı rastgele değil de sanki bilek güreşi yapıyormuş gibi, videolarda görmüştürsünüz belki. Hani sırtımızı kasacağız ve kolumuzu bu şekilde çekeceğiz. Barfiks demirini tuttum. Çıktım. Gördüğünüz gibi vücudun şekline çok önem verin. Genelde ayak dengesi de çok önemlidir. Çıkarken ayaklarınızı biraz öne uzatırsanız vücudunuz çıkış şeklini yani dengeyi daha rahat alacaktır. Tutuyorum. Saldım. Karın kaslarımı sıktım burada. Zaten çok fazla tekrarda tek kol barfiks denerseniz karın kaslarınız aktif olacak ve ağrıdığını hissedeceksiniz. Yani karın kaslarında faydalı bir hareket diyebilirim. Eğer ki en başından tek kol barfiks yapmak istesem, yani şu an hiçbir şey bilmiyorum gibi düşünürsem, ilk önce hangi kas gruplarının çok gerekli olduğunu araştırırdım. Bu kas grupları kanat bölgesi, sırt bölgesi, arka omuz bölgesi, biceps ve bilek tendonları arasındaki bağlar diyebilirim. Bilek kuvvetiniz çok önemlidir zaten. Yani tamamen burayı söyleyebilirim. Sadece gördüğünüz kısım. Bunları güçlendirirsiniz. Bunları da nasıl güçlendirirsiniz? Mesela çıktınız. Evet. Yavaş yavaş inersiniz. Bu en basittir. Bunu normal barfiks'te de uygulayabilirsiniz. Bunun bir diğer versiyonu da yine çıkarsınız. Tek kolla yavaş yavaş aşağı inmeye başlarsınız. Çıktınız. Çektiniz. Yavaş yavaş aşağı ineceksiniz böyle. Ama mümkün olduğunca fazla sıkmanız gerekiyor. Ne kadar çok direnirseniz, orada kalırsanız kuvvetiniz o kadar hızlı artacaktır. Eğer bunu yapamıyorsanız ilk başlarda çok zor olacaktır. Neden ben size 15-20 barfiks aralığı verdim? Daha fazla tek kolda dayanabilmek kuvvetiniz artsın diye çalışırken. 10 barfiks yapan birisi hemen onda yoruluyorken bunu da tek kolda tutması çok zordur. O yüzden havlu veya lastik yardımıyla bir şeyler yapabilirsiniz. Örnek olarak bunu buraya koydunuz. Bu da biliyorsunuz iç lastik. Atladınız. Evet. Destek alarak aşağı iniyoruz. İki kolumuz da sanki bu pozisyondaymış gibi çalışmaya devam ediyor. Başka bununla yapabileceğimiz hareketler. Lastiğiniz varsa harekete başlamadan önce omuz ısındırmalarınız çok önemli. Özellikle şu çevirişleri, bu arka omuz ısıtmaları çok yapın. Yoksa havalar sıcak, havalar soğuk olduğunda daha fazla sakatlanıyorsunuz ve antrenmanınızı riske atabilecek şekilde ağrılar yapabiliyor. Şimdi diyebileceğim şeylerden bir tanesi de dedim lastikle yaparsınız, havluyla yaparsınız. Bir de şu şekilde tutuşlar yaparsınız. Evet. Mesela bununla bir parmak tutarsınız. Ya da iki parmak. Sağ kolda dayandığımız kadar dayandık diyelim. Maksimalimizi aldık. Tekrar atlıyoruz. Şimdi bununla. Fark ederseniz buramı kilitliyorum. Evet. Yani bir elinizle tamamen kavrarken diğer elinizle ise bir parmak, iki parmak, üç parmak, isterseniz beş parmak ama fazla kuvvetinizi vermeden olacak şekilde yapabilirsiniz. Tek kol barfiks sayılarını arttırabilmek için bilek kaslarımızı kuvvetlendirmemiz gerekir. Bunları yine lastik yardımıyla yapabiliriz. Zaten kanalda bir sürü bilekle alakalı video bulunmakta. Onları izleyerek kendinize örneklendirmeler çıkartabilirsiniz. Mesela bunu attıktan sonra tek kol pozisyon düşün bunu. Bakın biraz daha yumuşatıyorum.
Bu şekil. Bu kasımızı ve bicepse bağlanan kaslarımızı kuvvetlendiriyoruz. Ya da bu şekil. Çekişler yapabiliriz. Normal bilek antrenmanlarınız olsun, her zaman işinize yarayacaktır. Bu tür zor hareketleri yaparken vücudunuzun yağ oranı ne kadar süreli geçmişinizin olduğu çok önemli oluyor genelde. Çünkü bu hareketler yıllarınızı isteyen hareketler, yıllar vermeniz gereken isteyen hareketler. Gidip de bir yıllık, diyelim bir yıllık başlar yine bir şekilde. Hani 3-5 aylık sporcuysanız direkt bu hareketlere girmeyin. Barfiksinizi 15 ile 20 arasında nizami şekilde, bu zordur, kolay değildir hiçbir zaman, çıkartmaya çalışın. 2 günde bir, gerekirse 3 günde bir sürekli maksimallerinizi alın ve bu şekilde devam edin. Tek kol barfiksin en fazla yararlı olduğunu düşündüğüm hareketlerden birisi de front lever hareketidir. Front lever hareketini bilmeyenler varsa hemen şöyle göstereyim. Burada gördüğümüz gibi yine bileklerimizin bu kısmı bizi tutuyor. Ardından arka omuzumuz ve sırtımız çalışıyor. Front lever çalışırsanız tek kola faydası olacaktır. Ama bir yere kadar tabii ki. Sadece o bölgelerdeki direnç ve kuvveti artıracaktır. Tek kol çalışırsanız da aynı şekilde. Gerçekten hani şeyini hissedersiniz, getirisini hissedersiniz, dayanma gücünüz artar diyebilirim. Eğer ki bir hareketi gerçekten başarmak istiyorsanız sadece o harekete çalışmayın. O hareketin alt katmanları nelerdir? Sadece barfiks üzerine olan bir hareket için bile şınav çekerseniz sizin işinize yarayacaktır. Karın kaslarınızı kuvvetlendirirseniz bile sizin işinize yarayacaktır. Bel çalışmanız bile sizin barfiksinizi etkileyecektir. Nizami olsun, daha rahat kendini toparlama, dengede durma olsun. Çünkü barfiks çekerken bir şekilde dengede olmamız gerekiyor. Eğer dengede olamazsak sallantı olur ve parmaklarımıza binen güç bizi daha çabuk yorar. Ve bileklerimiz yorulduğu için hemen bırakma gereği duyarız. Şöyle düşünün, mesela 20 barfiks çekebilecekken bilekleriniz sallantından dolayı yoruluyor. Bu sizi 10 barfiks'te bitiriyor. 15 barfiks'te bitiriyor. Zaten buranın yorulması direkt burada motivasyonun bozulmasına sebep oluyor ve neyse yeter diye diyorsunuz. Eğer bilek kuvvetinizi arttırırsanız bir şekilde tek kol sayınız her zaman artacaktır. Yapacağım şey tek kol direncimi ölçmek, ne kadar durabiliyorum. Bu bilek güreşi yapanlar için çok önemli bir harekettir. Kitlenme hareketi, statik harekettir. Sağ kolla bir kere bunu deneyip videoyu sonlandıracağım. Siz de bunu deneyip ne kadar süre, kaç saniye kalabildiğinizi gerçekçi bir şekilde yazın. Barfiks zemine atlayacağım ve sadece kilit pozisyonunda duracağım. Zor bir şey. Yes. Çok fazla zorluyor ve bicepsi zorluyor. Neyse sol kolu da yapacağım. O kadar çalıştım. Eğer magnezyum sürseydim elime kayma oranı daha az artardı. Daha fazla kavrayabilirdim. Demirin kayması sonucunda fazla duramadım solda. Evet, tek kol hareketinde anlatabileceğim detaylar bunlardır. Eğer benim unuttuğum şeyler varsa, eksik gördüğünüz şeyler varsa yorumda belirtebilirsiniz. Ayrıyeten ne tür videolar istediğinizi, başka hangi hareketi anlatmamı istediğinizi direkt olarak yazarak ve beğenerek, ilk önce beğenerek en büyük desteği bana sağlayabilirsiniz. Bu çok basit bir şeydir. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.